Bir sabah kumandanın odasına girdiğim zaman gözlerinin ağlamaktan yorulmuş olduğunu gördüm. Kudüs İngilizlerin elindeydi. Karargahın içinde "Kudüs düştü" sözü ölüm haberi gibi yayıldı. Daha şimdiden Beyrut'a, Şam'a, Halep'e gözyaşlarımızı hazırlamak lazımdı. Artık yalnız Anadolu'yu ve İstanbul'u düşünüyorduk. İmparatorluğa, onun bütün rüyalarına ve hayallerine Allah'a ısmarladık. Tren giderken iki tarafımızda Suriye ve Lübnan'ı sanki safra gibi boşaltıyoruz. Yarın kendimizi Anadolu köylerinin arasında Kudüs'süz, Şam'sız, Lübnan'sız, Beyrut'suz ve Halep'siz, öz can ve öz ocak kaygısına boğulmuş öyle perişan bulacağız. Kumandanım harap Anadolu topraklarını gördükçe "Keşke vazifem buralarda olsaydı" diyor. Keşke vazifesi oralarda olsaydı. Keşke o altın sağanağı ve enerji fırtınası bu durgun, boş ve terk edilmiş vatan parçası üstünden geçseydi. "Eğer kalırsam" diyor, "bütün emelim Anadolu'da çalışmaktır. Eğer kalırsa, eğer bırakırlarsa. Anadolu hepimize hınç, şüphe ve emniyetsizlikle bakıyor. Yüz binlerce çocuğunu memesinden sökerek alıp götürdüğümüz bu anaya şimdi kendimizi ve pişmanlığımızı getiriyoruz." İstasyonda bir kadın durmuş gelene geçene "Benim Ahmet'i gördünüz mü?" diyor. "Hangi Ahmet'i? Yüz bin Ahmet'in hangisini?" Yırtık basmasının altından kolunu çıkararak trenin gideceği yolun, İstanbul yolunun aksini gösteriyor. "Bu tarafa gitmişti" diyor. "O tarafa. Adene mi? Medine'ye mi? Kanal'a mı? Sarıkamış'a mı? Bağdat'a mı? Ahmedini buz mu? Kum mu? Su mu? Skorpit yarası mı? Tifüs biti mi yedi? Eğer hepsinden kurtulmuşsa Ahmedini görsen ona da soracaksın. Ahmedimi gördün mü?" "Hayır. Hiçbirimiz Ahmet'ini görmedik. Fakat Ahmet'in her şeyi gördü. Allah'ın Muhammed'e bile anlatamadığı cehennemi gördü. Şimdi Anadolu'ya batıdan, doğudan, sağdan, soldan bütün rüzgarlar bozgun haykıraşarak esiyor. Anadolu demir yoluna, şoseye, han ve çeşme başlarına inip çömelmiş oğlunu arıyor. Anadolu Ahmet'ini soruyor. Ahmet, o daha dün bir kurşun istifinden daha ucuzlaşan Ahmet, şimdi onun pahasını, kanadını kısmış, tırnaklarını büzmüş, bize dimdik bakan ana kartalın gözlerinde okuyoruz. Ahmet'i ne için harcadığımızı bir söyleyebilsek, onunla ne kazandığımızı bu anaya anlatabilsek, onu övündürecek bir haber verebilsek. Fakat biz Ahmet'i kumarda kaybettik.